Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da indirimlere bakacağız ve çarp bug'ını nasıl yapabiliriz onu göstereceğim ve 4 saniye olayını göstereceğim. 4 saniye olayı yaparak zaten çarptaki arabayı kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz bug şeklinde. Arkadaşlar şimdi size bugün indirimlerden göstereceğim. İndirimlerde arabalar var. Yeni araba eklenmiş. Bir de bu arabalar hepsini bu videoda göstereceğim. Tek tek inceleyeceğim sizler için. Hangi araba uygun ya da hangi araba hızlı onları da size göstereceğim. Eğer alışveriş yapmak isterseniz tabii ki. Hemen sizlere videoda bu araba bu hafta hangi araba gelmiş onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar bu araba PF kulüp gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arabayı biliyorsunuz zaten. Hemen size kendisini de göstereyim. Hemen öncelikle buraya girdiğimiz zaman şuralara girelim. Hemen şuraya girelim. İkinci kısmında zaten burada kendisini göstereceğim size. Kendisi burada arkadaşlar. Sizler de bu aracı oradan çıkarmak isterseniz çıkartabilirsiniz. Fiyatı çok güzel. 1.280.000. Arkadaşlar bu arabayı orada çıkarmaya bence değer. Çok tatlı bir araba oluyor. Bilginiz olsun. Pişman olmazsınız zaten dediğim gibi. Kendisini size burada gösterdim. Şimdi aracı burada bak şeklinde nasıl çıkartabiliriz ya da bu arabayı nasıl elde edebiliriz? Videoda onu size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir gelelim. Evet arkadaşlar şuraya geldikten sonra telefonunuz varsa telefonunuza 4 saniyeyi tutun. Yani tam böyle S tuşuna bastığınız zaman ya da E tuşuna bastığınız zaman 4 saniye tutun arkadaşlar. Şimdi ben kendim de yapacağım. E tuşuna bastım. Buraya bastım arkadaşlar. Şimdi 4 saniye tutun. Tuttunuz abi. Tamam mı? Diyelim tuttunuz. Yavaş çevirecek. Bilginiz olsun. Hemen ben yavaşça bak çeviriyor şu anda. Görüyorsunuz. Bakın. Diyelim tam çıkmadı. Tam çıkmadı. Modeme reset atıyorsun. Veya kasanın arkasına reset atıyorsun. Kasanın arkasına reset atıyorsun derken kasanın arkasına internetin bağlandığı yere bağlanıyorsun. Ondan sonra store moduna gidiyor. Store moduna gittiği zaman tekrar çeviriyorsun arkadaşlar. Özür dilerim. Öyle yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arabayı öyle elde edebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde 4 saniye olayıyla ve bak şeklinde bu arabayı buradan her türlü çıkarma şansını size söylüyorum arkadaşlar. Eğer çıkartamazsanız kendim buradayım. Yani neden oyunu yaparsanız, ikisini yaparsanız zaten bu arabayı çıkartacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu arabayı çıkartan arkadaşlar da yorumlara yazsın. Çıkardık abi. Bak çıktı dediğin gibi. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber indirimlere bakacağız. İndirimlerde neler var? Bu hafta yeni bir araba eklenmişti dediğim gibi. Hemen onu size göstereceğim. Öncelikle bu kısımlarda bir bakalım indirimlerde neler varmış. Hemen şöyle bir bakalım. Aşağılara doğru indiğimiz zaman bunu sale olarak görüyoruz zaten. Fiyatı 1.732.500'den inmiş arkadaşlar. İnmiş. 2.310.000'den inmiş. Bilginiz olsun. Normal fiyatı o arkadaşlar. Ve şimdi bir tane de Nissan. Hani Nissan Euros var gördüğünüz gibi. Burada da 1.350.000'den düşmüş arkadaşlar. 877.000'e düşmüş. Bilginiz olsun. Aşağılara inelim. Tekrar bakalım neler varmış. Bir göz atalım. Hepsine böyle tek tek göz atacağım arkadaşlar. Bazen kaçırıyorum. Söylüyorlar abi sen kaçırıyorsun. Yani hepsine iyi bakmıyorsun, kaçırıyorsun diye. Biz de kaçırmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Aşağılara doğru inelim. Burada da yokmuş. Şuraya bir bakalım. Burada da indirim yok. Şuraya bir bakalım. Evet. Burada indirim var arkadaşlar. 3.499.900 bilmem kaç paradan düşmüş. 0.0 mı galiba bunlar 0.0. 2.550.000'e düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu aracımız. Ve bir işe yaramıyor. Ama hız tutkunları varsa bunun bir nitrosu var arkadaşlar. O nitroyla basıp yani yine biraz olsa hızlandırıyor sizi. Bilginiz olsun. Şimdi burada bir yeni bir araç eklenmiş. Gördüğünüz gibi aracımız bu arkadaşlar. Ve bu araba mükemmel bir araba arkadaşlar gerçekten. Ben bayağı beğendim. Eğer bu arabayı kendinize farklı bir modifi yaparsanız daha güzel bir arabaya gelebilir bence kendisi. Yani bu arabayı farklı bir modifiye yaparsanız bu Karin Holtrink Everon'u güzel bir şeyler gelebilir. O yüzden sizler eğer bunu almak isterseniz burada fiyatı zaten belirgin. Ama indirimlere bazen giriyor. Yani hemen almak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi fiyatları bazen indirime giriyor. O zaman alabilirsiniz. Hemen şöyle aşağılara doğru inelim. Evet görüyorsunuz burada Karin Kaliko YTF var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağılara doğru tekrar inelim. Evet burada da görüyorsunuz. Bu araba bir ara bedavaya girmişti. Yani ücretsizdi. Direkt sıfırdan alabiliyordunuz.
ben o zaman almıştım. Bende vardı ya. Bu büyük ihtimalle bende vardı. Satmadıysam modifiyesini yapacağım. Hele yani özür dilerim. Hale orada duruyor kendisi. Hemen şöyle yukarıya bir tekrar çıkalım. Başka bir şeyler var mı diye bir bakalım. Burada evet arkadaşlar görüyorsunuz. Wow, oh my god. Abi Brado indirime girmiş STX gördüğünüz gibi. Fiyatı 1.612.500'den düşmüş. 1 milyona düşmüş arkadaşlar. Bunu kesinlikle alın. Abi bu araba modifiyesi 10 numara oluyor. Silahlı oluyor. Ve çok güzel bir araç haline gelebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun modifiyesini yaptığınız zaman zaten benim kanalımda bunu pufurlu Stixas ya da Bravo Stixas Miko oyunda yazarsanız zaten orada modifiyesini görürsünüz. İki kere modifiye ettim bu arabayı. Bayağı da memnunum bu arabada. Eğer sizler de almak isterseniz hiç kaçırmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle tekrar geri gelelim. Şöyle bir geri gelelim. Başka bir şeyler var mı burada? Hemen şöyle bir bakalım. Aşağılara doğru inelim. Hemen inmemiştik. Geri çıktık biliyorsunuz. Tamam burada bir şey yok. Tekrar. Şuralara bir bakalım. Şuralara bir bakalım. Burada da bir şey yok. Motorslarda bir şey var mı? Yok. Bunlara tekrar fazla bakmamıza gerek yok herhalde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeye bakacağım. Burada indirimler var mı? Hemen aşağılara doğru hızlıca iniyorum. Evet gördüğünüz gibi burada kara kara var arkadaşlar. 1.775 binden inmiş arkadaşlar. 1.331 bin 250'ye düşmüş. Bilginiz olsun kara kara güzel bir araç arkadaşlar. Ama sizin işinize yaramaz. Benim işime de yaramadı. Ama güzel bir araç. Kendi işte kalıbı olsun, farklı şey olsun. Ama neden işimize yaramaz? Mesela bunu modifiye ettiğiniz zaman şuradaki silah kısmında çok sıkıntı oluyor. Polisler geldiği zaman arkadan sıktığı zaman adam ölüyor. Ancak oradaki adam zırhlı olursa bir sıkıntı çıkmıyor. Şu zırh kıyafeti gelse ne bileyim bu şekilde bir şeyler gelse belki o zaman sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Aynı bu şekilde giyerse. Ama dediğim gibi o öyle bir işe yaramıyor arkadaşlar kesinlikle. Bir işinizi görmüyor diyebiliriz. Bilginiz olsun. Hemen şöyle tekrar şurada bir göz atalım. Başka neler varmış? Bunlarda bir şey var mı? Yok. Bir şeyler var mı? Yok. Hızlı bir şekilde bakacağım. Venice'de bir şeyler var mı? Venice'de bir şeyler yok. Burada bir şeyler var mı? Hepsine bir göz atalım hızlıca. Burada da yok. Rock'larda var mı bir şeyler? Yok arkadaşlar burada. Bunda indirimde değilmiş. Yat zaten bizde var olduğu için öyle görünüyor. Bunlar da zaten yok. Şimdi şuraya bir bakalım. Şuraya bir göz atalım. Buralarda bir şeyler var mı? Bir şeyler yok. Hemen Mezbank'a bir bakalım. Mezbank'ta bir şeyler var mı arkadaşlar? Evet, Mezbank'ta burada indirimler varmış arkadaşlar. Burası da bir modifiye yeridir. Araçlarınızı burada modifiye edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde modifiyesini tasarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve burası yanlış bilmiyorsam 10 araçlık yerde. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Yani burada hem araba modifiye edebiliyorsun, hem görev yapabiliyorsun, hem para kazanabiliyorsun. Burası da öyle bir yer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen geri çıkıyorum buralardan. Hemen şöyle bir bakalım başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yoktu. Mezbank'ta büyük ihtimal başka bir şey indirimde yok ama ben tekrar sizler için bakacağım güzel arkadaşlarım. Hemen yokmuş burada. Burada da yok. Bakayım. Tamam yok. Şimdi evlere bir bakalım. Evlerde bir şey var mı? Bir dakika. Evlere bir bakalım. Evlerde bir şeyler var mı? Şuraya bir bakalım. Bir dakika geri gelelim. Burada bir şeyler var mı? Bunlar stil, bunlar update olmuş. Update diyormuş. Bu da update olmuş. Bunlar yenilenmiş arkadaşlar. Öyle diyorlar. Bakın yenilenmiş. Yani üstünde yazıyor zaten. Bilginiz olsun. Başka bir şeyler var mı buralarda? Ne diyor? Gördüğünüz gibi bunlar yeni eklenen evler. Öyle söylüyorlar. Bakın. Ya büyük ihtimal 2 araçlık, 3 araçlık yerleri 10 araçlık haline getirmişlerdir. O yüzden opteta diyor yani. Bilginiz olsun. Zaten burada bak 10 tane koyulabiliyor diyor. Ya keşke sınırsız ev alabilseydik. Yani etrafımızda ne kadar ev varsa hepsine sahip olsaydık keşke. Yani
Mesela o zaman araçlık bir hiçbir sıkıntımız kalmayacaktı. Ya belirli bir şekilde belirli bir yerlerde tamam bu kadar yeter sana diyor. Böyle olmamalı. Şimdi size burada yeni arabalar eklenmiş. Onları size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar görüyorsun ikisi de birbirinden güzel. İkisi de birbirinden hızlı arabalar arkadaşlar. Zaten bu arabaları incelemiştim. Kanalımda mevcuttur arkadaşlar zaten. Pegasi, Tezzerat ve buradaki arabayı da incelemiştim arkadaşlar. Bu ikisi de birbirinden güzel arabalar. Tiguan'ı da biliyorsunuz. Tezzerat'ı da biliyorsunuz arkadaşlar. İkisi de birbirinden muhteşem araçları. Hatta şöyle bir bakalım kendilerine. Görüyorsunuz böyle araçlarımız var. Bu elektrikli araba bilginiz olsun. Elektrikle gidiyor. Onu da size söyleyeyim. Yani bu araba biraz arka taraflarında kaymalar maymalar var. Yani sanki böyle altına bez koymuşsun kaymıyor. Yani düzgün değil. Böyle drift yaptığı zaman bu arabayla yapamazsın. Öyle diyeyim size. Fiyatı yani neredeyse 3 milyon. Bilginiz olsun. Eğer almak isterseniz. Burada da Tiguan var arkadaşlar. Tiguan'a da bakmak istiyorum. Size göstereyim. Evet arkadaşlar bu araç da hızlı. Daha önceden denediğimiz için biliyoruz. Zaten bunların ismi Tiguan. Miko oyunda yazdığınız zaman çıkıyor. Çünkü kendimiz de denedik. Kendimiz de bir... Dostlar bugün sizlerle beraber içeriye bir göz atacağız. Evet gördüğünüz gibi bu araçlarımız buraya eklenmiş. Yeni aracı burada denemek isterseniz yeni araç burada kendisi. Gördüğünüz gibi size burada gösteriyorum aracı. Yeni aracı da burada denemek isterseniz kendisini burada deneyebilirsiniz. Öteki araçlara bakalım. Gördüğünüz gibi bu araçlar da burada. Bu aracı da zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Helluva şu anda indirimde arkadaşlar bu araçta. Eğer siz de bu araçları denemek isterseniz bunları burada deneyebilirsiniz. Ben zaten yeni aracı merak ettim. Hemen yeni aracı deneyeceğim. Test drive diyeceğim. Yani yeni araç böyle. Ama ben böyle yapmayacağım. Bunu çok farklı bir araca çevireceğim. Bilginiz olsun. Yani bu aracı çok farklı bir araç yapacağım ben kendim. Eğer yapabilirsem. Zaten bu ön kaldırıyor mu? Ön kaldırmıyor arkadaşlar. Eğer yapabilirsem çok güzel bir araç yapacağım. Zaten bu araba mükemmel kayıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ve jantları da çok güzel olmuş. Belki araç baştan değiştirebilme ihtimalimiz olursa aracı baştan böyle kendimiz tasarlayabiliriz belki. Ona göre yapacağız. Araç şu anda hızlı görünüyor. Bakayım. Wow, çok hızlı lan o araç. Gerçekten bakar mısınız? Bayağı hızlı abi. Araç bayağı hızlı. Genç de araç bayağı hızlı. Bilginiz olsun. Zaten bir yarış arabası. Sonuçta hızlı olması normal zaten. Yani bayağı hızlı gidiyor. Keşke PS'lere gelen hız olayı da buraya da gelseydi. Yani mesela ayarlara bir şey koyabilirlerdi. Yani eğer o hızı açmak istiyorsanız zaten bilgisayarınız hızlıysa bu ayarları yapabilirsiniz gibisinden. Böyle bir şey çıksaydı güzel olurdu bence. Bilginiz olsun. Ama adam önümüze sürdü ya. Bu hafta ücretsiz şekilde bu arabayı almanızı nasıl alabilirsiniz? Onu size göstereceğim. Önce buraya geldiğiniz zaman bu araba bir off-road aracı arkadaşlar. Sizler de bu arabayı buradan almak isterseniz nasıl alabilirsiniz? Onu da size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kendisini size burada gösteriyorum. Bu aracı sizler de almak isterseniz nasıl alabileceğinizi size göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle kendisini size göstereyim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımız burada. Gördüğünüz gibi kendisi burada 678 binden görüyorsunuz. Ve bunu satın almak isterseniz bu fiyata alabilirsiniz. Eğer bunu satın almak istemiyorsanız bunu buradan nasıl alabilirsiniz onu size göstereceğim. Öncelikle bu arabayı ondan sonra M tuşuna basıyorsunuz. LS kısmına girdiğiniz zaman burada aşağı please diyor arkadaşlar. Please stop 5 for 3 dice in Rover demiş arkadaşlar. Yani burada demişler ki bu yarışı 5 kere yapacaksın. Yani 3 günde 5 kere yapacaksın. Bilginiz olsun. Eğer bunu yaptığın zaman bunu bitireceksin. İşte görevini her şeyini yaptığınız zaman araç sizin olacak. Ve bu araç sizin olduktan sonra istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Buradaki Formula 1'leri görüyorsunuz. Buraya koymuşlar arkadaşlar. Ve bunlar hepsi birbirinden güzel araçlar arkadaşlar. En büyük araç bu görüyorsunuz. Baya da büyük. Baya da güzel. Eğer bunları burada sürmek istediğiniz zaman zaten burada deneme şeyleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Enter'a basıyoruz. Şu anda içine biniyoruz gördüğünüz gibi. Sürüyoruz böyle aracımızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriye girdik. Araç baya mükemmel görüyorsunuz. Eğer sizler de bu arabayı almak isterseniz size zaten orada göstermişim. Buradan alabilirsiniz. Ve burada E tuşuna bastığınız zaman hızlanıyor gördüğünüz gibi.
Burada E tuşuna bastığınız zaman nitro çıkartıyor ve daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Ve nitroya zaten sürdükçe buradan zaten çıkıyor, gördüğünüz gibi. Sürdükçe hızlandırıyor. Bilginiz olsun, kaza ettik. Yani arkadaşlar güzel Formula 1'ler ama bizim işimize yaramaz. Yani ben almıştım, pişman oldum açıkçası bir işime yaramadığı için. Yani yarışlarda tamam yarışıyorsun ama benim bir işime yaramamıştı ve gördüğünüz gibi çok kaza ediyorum zaten. Yani pek sevmediğim için sürmemiştim bile. Yani bir arkadaşlar şimdi bu videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz şekilde abone olmayı kanalımıza unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.